Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından merhaba, ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika tarihinin en büyük federal harcama paketi bir kez daha partiler arası görüş ayrılığına neden oldu. Amerika tarihinde en fazla can kaybı 2020'de yaşandı. Los Angeles'ta spor salonları garajlara taşındı. Programımızda bu hafta yer alan başlıklardan bazıları böyle. 6. gün başlıyor. Ekonomik teşvik paketinin ardından Amerika'nın gündeminde şimdilerde bir başka paket var, altyapı. Bu paketin tutarı ekonomik paketten de fazla, amaç ülkenin altyapı sorunlarını çevreci politikalar eşiğinde çözmek ve yaratacağı iş olanaklarıyla da ekonomiyi daha da güçlendirmek. İki aşamalı düşünülen paketin ilk bölümü yolların, köprülerin, havaalanlarının bakımı gibi unsurlardan oluşurken ikinci kısmı sosyal altyapı olarak nitelendiriliyor. Cumhuriyetçiler 1,9 trilyon dolarlık pakette olduğu gibi altyapıya ilgili planlara da karşı görünüyor. Amerika'da yaklaşık 2 trilyon dolarlık ekonomik paketin ardından şimdi de altyapı paketi yolda. Başkan Joe Biden ülke ekonomisini şekillendirecek paket için düğmeye bastı. Aslında bu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Amerika'daki en büyük iş yatırımı, milyonlarca iş, iyi maaşlı işler yaratacak ve ekonomiyi büyütecek. Bizi dünyada daha rekabetçi yapacak, ulusal çıkarlarımızı güçlendirecek ve gelecek yıllarda küresel yarışta bizim Çin karşısında kazanmamızı sağlayacak. Bu büyük, cüretkar bir girişim ve evet, bunu yapabiliriz. Joe Biden altyapı paketini bu sözlerle Amerikalılara sundu. Amerika'nın 46. başkanı kendinden önceki başkanlar Donald Trump ve Barack Obama'nın da planladığı ama hayata geçiremediğini başarmanın peşinde. Ülkenin altyapı sorunu uzun yıllardır dile getirilen bir problem. Bu tünelde gördüğünüz bu tür bir aşınma, tavandaki beton zamanla kırılıp dökülmüş, tünelin tepesinde başlayan su sızıntısı donup buz sarkıtları oluşturuyor. Sarkıtlar daha sonra trene 12 bin volt elektrik taşıyan bu yukarıdaki katenerin üzerine düşüyor. Sadece New Jersey'deki bu tünel değil, ülkedeki yol, köprü, havaalanı, boru sistemleri gibi altyapıyla ilgili birçok unsur yıllardır bakım bekliyor. Kesinlikle Amerikan kamuoyunda, iş dünyasında ve insanların da ülkenin dağılan altyapısının yeniden inşa edilmesi için geniş bir uzlaşma zemini var. Çukurlardan bıktılar, dolambaçlı yollardan, kötü köprülerden, sıkışıklıktan ve bütün sorunlardan bezdiler. Su borularının patlamasından, evlerinin içini pis su basmasından yoruldular. Ama biz bunun üstesinden geliriz. Biden'ın paketi de bunu yapmayı amaçlıyor. Peki bu pakette neler var? Aslında neler yok ki demek belki daha doğru olabilir. 10 bin köprünün bakımından boru hatlarının onarımına kadar birçok unsur bu pakette yer alıyor. 2 trilyon dolardan fazla tutardaki altyapı paketinde 650 milyar dolar yollara, ulaşıma, demir yollarına ayrılıyor. 20 bin mil uzunluğundaki otoban ve yollar yenilenecek. Ekonomik açıdan çok önemli 10 köprüyle birlikte toplamda 10 bin köprü elden geçecek. 20 milyar dolar kazaları önlemek için yol güvenliğine ayrılacak. 20 milyar dolar otoyolların ayırdığı bölgeleri birbirine bağlamak için harcanacak. Kamu ulaşımına 85 milyar dolar ayrılıyor. Ülkenin demiryolu Amtrak'a da 80 milyar dolar aktarılıyor. Havaalanlarına 25, iç kesimlerdeki su yollarına, kıyı limanlarına ve liman kirliliğini azaltacak yatırımlara 17 milyar dolar kaynak yaratılıyor. İddialı olarak nitelenen ulaştırma projeleri içinde 25 milyar dolar düşünülmüş. Pakette dikkat çeken bir noktada elektrikli araçlara lojistik destek için 174 milyar dolar ayrılmış olması. Plan ayrıca petrol ve doğalgaz kuyularının, kömür madenlerinin kapatılmasını da içeriyor. Beyaz Saray'a göre bu plan petrol ve madenciliğin yapıldığı bölgelerde yüz binlerce iş olanağı yaratacak. Pakette bakıma ihtiyacı olan yaşlılar ve engelliler de unutulmamış. Yaşlı ve engellilerle ilgili bakım sektörüne de 400 milyar dolar ayrılıyor. Buralarda çalışanların iyi ücret almaları ve çeşitli avantajlardan yararlanmaları amaçlanıyor. 580 milyar dolar üretim, temiz enerji geliştirme konusunda araştırma ve eğitime ayrılıyor.
Paketin şu ana kadarki kısmı yaklaşık 2.3 trilyon dolar. Önümüzdeki günlerde paketin ikinci bölümünün açıklanması bekleniyor ve toplam maliyetin 4 trilyona yaklaşması planlanıyor. Peki o ikinci açıklanacak bölümde neler yer alacak? Sağlık sigorta kapsamının genişletilmesi, çocuk vergileriyle ilgili indirimlerin genişletilmesi, ailelerin daha rahat yaşayabilmesi için hastalık izni, ücretli izin gibi unsurların o pakette yer alması bekleniyor. Toplamda 4 trilyon doları bulması beklenen paket nasıl karşılanacak? Bu kez 1.9 trilyon dolarlık paketteki gibi olmayacak. Vergi artışları olacak. Yıllık geliri 400 bin dolardan fazla olanların vergilerinin artırılması planlanıyor. Şirketlere yönelik vergi dilimi de %21'den %28'e çıkartılacak. Vergilerin iyi bir şekilde tahsisi için yasalardaki boşluklar doldurulacak. Biden yaz mevsiminde paketin kongreden geçmesini istiyor ancak cumhuriyetçiler 1.9 trilyon dolarlık pakette olduğu gibi buna da karşı görünüyor. Ulaştırmayla ilgili yasa tasarısı sanırım ulaştırmayla ilgili olmalı. Yeni yeşil anlaşmayla ilgili değil, yollar ve köprülerle ilgili olmalı. Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ise fırsatın kaçırılmaması gerektiği düşüncesinde. Şu anda altyapıya nesillik bir yatırım yapmanın tam zamanı. Bu ülkemizin en çetin zorluklarını aşmamıza ve yıllar boyu devam edecek güçlü bir gelecek yaratmamıza olanak sağlayacak. Paket kongreden geçerse Amerika'da devletin ekonomi üzerindeki nüfusu artacak, yıllık üretimin %20 ya da daha fazlasını devlet üstlenmiş olacak. Ancak cumhuriyetçilerin şimdiden pakete yönelik olumsuz açıklamaları demokratların işini zorlaştıracak gibi. Demokratlar da paketin geçmesi için gerekirse senatoda salt çoğunluk arayacaklarının mesajını veriyor. Paket açıklandığı şekilde kabul edilecek mi yoksa cumhuriyetçilerin müdahaleleriyle değişikliğe mi uğrayacak? Onu da önümüzdeki haftalar gösterecek. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'da polisin gözaltına aldığı sırada ölen George Floyd davası sürerken tanık ifadeleri ve olayın bugüne dek görülmemiş görüntülerinin paylaşılması ırkçılık tartışmasını Amerika gündeminde tutmaya devam ediyor. Bu olayın tetiklediği protestolarsa Oregon eyaletinin Portland kentinde geçen Mayıs ayından bu yana devam ediyor. Artık gruplar daha küçük ve bazı kent sakinleri hareketin anlamsız bir vandalizme dönüştüğü görüşünde. Saat akşam 8.30. Siyahlar giyinmiş bir grup Portland kentinin Pearl bölgesindeki meydanda akşam yapılacak protesto gösterisi için toplanıyor. Buraya vandalizm yapmak için gelmedik. Hiçbir şeye zarar vermek istemiyoruz. Burada insanı mülke tercih ettiğimizi gösteriyoruz. Topluluk homojen değil. Siyah, beyaz, genç, yaşlı, engelli, her kesimden göstericiler bir araya gelmiş. Hiçbir şey değişmediği için buradayım. Daha iyi oluncaya kadar bunu yapmaya devam edeceğim. Bugün göçmenlik reformunu protesto ediyoruz. Umarım dikkatleri bu yöne çekebiliriz. Yerel yetkililer daha önce meydana gelen zararlar yüzünden mahalle sakinlerini protesto sırasında evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Bu protesto gösterisi yalnızca 15 dakika sürdü. Polis aralarında gazetecilerin de bulunduğu yaklaşık 100 kişinin yürüyüşünü bariyerlerle sınırladı. Hepiniz bir suç soruşturması kapsamında gözaltına alınıyorsunuz. Olduğunuz yerde kalın ve memurların emirlerine uyun. Bunlara uymamanız caydırıcı spreyler, darbe silahları ya da göz yaşartıcı gaz gibi araçlarla güç kullanmamıza yol açabilir. Gitmeye çalışırsanız tutuklanırsınız. Göstericilerin küçük bir alanla sınırlanmasının adı polis kordonu. Bir saat içinde protestocular birer birer serbest bırakıldı. Bazılarının resimleri çekildi ve bıçak, çekiç, göz yaşartıcı spreylerle bir silaha el konuldu. Ertesi sabah temizlik zamanı. Grafiti ancak sanata benzerse olabilir ama bu yalnızca vandalizm. Mike Streak bir sivil toplum gönüllüsü. Amaçları yok, bir protesto programları yok. Yalnızca karışıklık yaratmak için dışarı çıkıyor, camları kırıyor, çöp tenekelerini ateşe veriyorlar. Hepsi anlamsız hareketler. Bence polis çok iyi bir iş çıkardı. Diğer kent sakinleri ise farklı düşünüyor. Bu iş yerleri için üzülüyorum ancak bir yandan da göstericilerin bizim için birçok şeyin de sözcüsü olduklarına inanıyorum. Bunların bizi olmamız gereken yere taşıyacağını sanmıyorum. Ancak katılan herkesin daha iyi yollar bulması gerektiğini düşünüyorum. Polis şiddetine karşı kitlesel gösteriler silahsız bir siyah olan George Floyd'un
Minneapolis kentinde öldürülmesinin ardından geçen yıl Mayıs ayında başladı. Birçok gösterici barışçı eylemler düzenlerken protestocular ve polis arasında şiddet olayları, yağma ve vandalizm yaşandı. Yaz ortasına gelindiğinde dönemin başkanı Donald Trump, federal güvenlik birimlerini Portland'a göndererek teröristlerin arı kovanı olarak adlandırdığı bu kentin temizlenmesi için talimat verdi. Trump şiddetin sorumlusu olarak antifaşist grupların gevşek bir koalisyonu olan Antifa'yı gösterdi. Yerel yetkililer federal müdahaleye karşı çıktı ve bu adımı mahkemeye taşıdı. Bu durum tansiyonun yükselmesine neden olurken Portland'daki protestoculara destek amacıyla diğer eyaletlerde de eylemler düzenlendi. Portland'da geçen yıl düzenlenen protestoların zarar verdiği federal binaların temizlenmesi ve onarımı 2 milyon dolara mal oldu. Yerel işletmelerse devam eden şiddet olayları nedeniyle sık sık vitrinlerini kontraplakla kapatmak zorunda kalıyor. Geçen yıl siyahların hayatı önemlidir gösterilerine katılan Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler şimdi göstericilere karşı daha sert tavır takınıyor. Vandalizmle ekonomimizin temelini oluşturan yerel işletmeleri, mahallemizin canlı sokaklarını yok etmeye çalışan ve polis kaynaklarının silahlı şiddet gibi başka suçlardan çekilmesine yol açan anarşistlerle mücadeleye devam edeceğiz. Uzman Mark Rodriguez'e göre protestocuların sayısı azalsa ve büyük ölçüde barış yanlısı olsalar da mülke zarar verilmesi vakaları bölünmeye neden oluyor. Bu kişiler vandalizmden tutuklanınca aslında Oregon kırsalında, Kaliforniya'da ya da Seattle'da yaşadıklarını öğreniyorsunuz. Siyahların hayatı önemlidir hareketinin kabul gören liderleri, faşizm karşıtları ve ırkçılık karşıtları bunların olmasından rahatsız. Bu kesimler ciddi polis reformu yapılmasını destekliyor. Ancak yürüyüşler yakında biteceğe benzemiyor. Bu bir seferlik bir şey değil. Bu bir hareket, bir an değil. Adaletin sağlandığını ve diğerleriyle eşit olduğumuzu görünceye kadar buraya gelmeye devam edeceğiz. Burcu Gündoğan, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'da resmi verilere göre 2020'de farklı nedenlere bağlı 3 milyon 350 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu kayıplarda koronavirüsü, kalp hastalıkları ve kanserden sonra üçüncü neden olarak kayıtlara geçti. Ülkede korona vaka sayılarında %10'a varan artışsa tüm hızıyla ilerleyen aşılama çalışmalarının etkinliği konusunda endişelere yol açıyor. Bunda tedbirlerin gevşemesi ve seyahatlerin artmasının yanı sıra halkın piyasadaki aşılardan birini diğerine tercih etmesi etkili olabilir. Oysa yetkililer etkinlik oranları farklı açıklansa da aşıların mukayese edilemeyeceğini söylüyor. Ayrıntılar Dilge Timoçin'in haberinde. Amerika'da aşılama sürüyor. Eyaletlere ulaştırılan aşı dozları 200 milyonu buldu. Ancak aşıların dağıtımı kadar halka nasıl yapılacağı da önemli. Hastaneler, eczaneler, muayenehaneler, toplum merkezleri derken aşı otobüsleri gibi seyyar merkezlerde, özellikle göçmenlerin yaşadığı mahallelerde aşılama çabalarına katılmış durumda. Onları desteklemek ve haklarını korumak için bu mobil merkezlerin burada olduğunu biliyorlar. Göçmenlere gerekirse iletişim ve çeviri yardımı da sunuyoruz. Bazı eyaletlerde aşılama çalışmaları sorunsuz ilerlerken bazılarında ilçeler arasındaki koordinasyonsuzluk aşı randevularına yansıyor. Öncelik gruplarındakiler olacak aşı bulamazken bazılarına farklı ilçelerden iki ayrı randevu daveti gelebiliyor. İnternet üzerinden yapılan ön kayıtlarda geçmiş sağlık sorunlarıyla ilgili yalan beyanda bulunanlar da kanıt istenmediğinden bu gruplardaki kişilerin önüne geçebiliyor. Amerika'da aşı dağıtımında Pfizer-BioNTech ortaklığını Moderna izliyor. Johnson & Johnson'ın tek dozluk aşısından 6 milyon dozun üzerinde dağıtılmış durumda. Kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle endişe yaratan AstraZeneca aşısının Amerika'da en erken Mayıs ayında kullanılabileceği belirtiliyor. Ancak basında tüm bu aşıların etkinliğiyle ilgili çıkan rakamlar halk arasında hangi aşı daha iyi tartışmalarını beraberinde getiriyor. Sadece Amerika'da değil, birçok ülkede Çin ve Rusya'nın ürettiği aşılarla ilgili de benzer kafa karışıklıkları var. Peki açıklanan etkinlik oranları tüm bu aşıların adil bir şekilde karşılaştırılabilmesini mümkün kılıyor mu? Bu sorunun yanıtı hayır. Zira tüm bu aşıların klinik deneylerinin şartları birbirinden farklıydı.
Uzmanlar bu farklılıkları şu şekilde sıralıyorlar. Aşılar farklı zaman aralıklarında deneye tabi tutuldu. Katılımcılar farklı nüfus gruplarından, hatta farklı ülkelerden belirlendi. Mutasyon geçiren virüsün farklı varyantları ortaya çıktı. Ayrıca aşıların çocuklar, hamileler ve bağışıklık sistemini etkileyen bazı kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerdeki etkisi hala araştırılıyor. Bu karşılaştırmanın tek yolu ise aşıların aynı klinik deney ortamında test edilmesi. Ancak bu bile yeterli olmayabilir. Zira laboratuvardaki ortamla dışarıdaki dünyanın şartları da aynı değil. Mesela Amerika'da Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC'nin aşı olan 4000 sağlık personeli arasında yaptığı son araştırma, hem Pfizer hem Moderna aşısının aynı oranda etkili olduğunu ortaya koydu. Çalışma, bu aşıların iki dozunu da alan kişilerde enfeksiyon riskinin %90 düştüğünü gösterdi. Ayrıca ilk dozdan sonra bile enfeksiyon riski %80 azaldı. Bu nedenle bilim adamları Pfizer'ın aşısının Johnson & Johnson ya da Sinovac'ın aşısından kesin olarak daha koruyucu olduğunu söyleyemiyor. Ancak bir şeyden eminler, hangisi olursa olsun aşı olmak şart. Son bir ankete göre Amerika'da aşıya destek %61. Ancak koronavirüsüne karşı toplumsal bağışıklık kazanmak için nüfusun %80 ila %85'inin aşılanması gerekiyor. Genç yetişkinler ve siyahlarsa hala bekleyip görmeyi tercih edenler arasında. Ancak aşılama alanında en hızlı hareket eden ülkelerden biri olan Amerika'da vaka sayıları da tırmanışta. Yeniden hissetmeye başladığım felaketin yaklaştığına dair düşüncelerimi dile getireceğim. Umutlanmak için çok fazla gerekçemiz var ama şu an için çok korkuyorum. Vaka sayısının 30 milyonu aştığı Amerika'da CDC verilerine göre 2020'deki tüm can kayıplarında kalp hastalıklarını ve kanseri koronavirüsü takip etti. Yetkililerse halka sürekli aynı çağrıyı yapıyor. Biraz daha sabredin. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. İçinde bulunduğumuz küresel pandemiyle evlerimizde daha fazla zaman geçirdikçe alışkanlıklarımızın, tercihlerimizin ve çalışma şekillerinin değişmesi kaçınılmaz oldu. Bu süreçte çalışma şekli zorunlu olarak değişenlerden biri de spor eğitmenleri. Pandemi nedeniyle kapanan spor salonları Los Angeles'ta garajlarda oluşturulan mini spor salonu akımına neden oldu. Bu akımdan hem spor tutkunları hem de işletme sahipleri ve kiraladıkları garajdan ek gelir elde eden ev sahipleri memnun. Tüm dünyayı etkisi altına alan, sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına getiren koronavirüsü salgını yaşam tarzımızı, iş yapış şekillerimizi ve alışkanlıklarımızı tamamen değiştirdi. Bu değişim bazı alanlarda olumlu etkileşim getirirken bazı sektörler için olumsuz bir etkiye neden oldu. Virüsün yayılmasını durdurmak için alınan önlemler sonrasında çoğu sektörde çalışma hayatı evde devam edebiliyor. Ancak bazı sektörler evden çalışmak için elverişli değil. Aktif yaşam tutkunu Los Angeles'lıların vazgeçilmez alışkanlıklarından biri olan spor salonları, pandemi sürecinde hastalık bulaşma riskini azaltmak amacıyla kapılarına kilit vurunca alternatif çalışma modelleri üretildi. İşte bu noktada Los Angeles'ta son 6 aydır yükselen talep garaj jimleri. Evlerin garajları spor eğitmenleri tarafından minik bir spor salonuna dönüştürülüyor ve koronavirüsü tedbirleri çerçevesinde eğitmenler burada müşterilerine hizmet veriyor. Onlardan biri de Los Angeles'ta yaşayan spor eğitmeni Murat Kabil. Murat Kabil pandemide hızla yayılan garaj salonlara ilginin yoğun olduğunu söylüyor. Üstelik bunun için kendi garajınız olmasına da gerek yok. Bazı ev sahipleri ek gelir sağlamak ve artan talebi karşılamak için garajlarını kiraya veriyor. Garaj kiralama bedelleri belirli bölgelerde aylık 1500 dolardan başlıyor. Los Angeles aktif yaşamıyla çok ünlü bir yer. Dünyadaki hatta sayılı yerlerden yerlerin başında gelen bir yer. Dolayısıyla insanlar spor yapmaya çok alışkınlar. Hayatlarında hep sporu tutuyorlar. Bu yaşanan pandemi maalesef insanları evlerine kapatırken kapanan jimler, iflasa uğrayan jimler, işsiz kalan trainerlar bunun bir yolunu bulmalıydılar. Amerika'da daha önce de çok kısıtlı da olsa kullanılan garaj jimler tekrar gündeme geldi. Müsait olanlar, evlerinde garajı bulunanlar garajlarını jime çevirerek devam ettiler. Garajları olmayanlar da
kiralayarak, garaj kiralayarak jimlerini daha böyle butik ve daha küçük vaziyette devam etmeye başladılar. Los Angeles halkı da hareket edebilmek adına bunlara çok rağbet gösterdi sizin de söylediğiniz gibi. Garaj jimlerde spor yapmanın da belirli kısıtlamaları var. Spor eğitmeni Murat Kabil, her ne kadar kişiye özel hizmet sunsalar da büyük spor merkezlerinde olduğu gibi pandemi kısıtlamaları ve sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyulduğunu belirtiyor. Benim alanım 80 metrekarelik bir alan. Burada ben genelde bir kişi kabul ediyorum. Ama eğer aynı aileden ya da yakın çevreden arkadaşlar var ise onları en fazla 3 kişi olarak alabiliyorum. Tabii ki sosyal mesafeye dikkat ederek. 1 saatlik seanslarımı 1 saat 15 dakika olarak düzenledim. Çünkü 15 dakika temizlenmesi ve bütün kullanılan ekipmanların tekrar dezenfekte edilmesi açısından böyle bir sistem oluşturdum. Los Angeles'ta spor salonları 15 Mart'tan itibaren %10 kapasiteyle yeniden faaliyete başladı. Her ne kadar spor salonları limitli kapasiteyle açılmış olsa da Los Angeles sakinleri henüz iç mekanda spor yapmanın erken olacağı görüşünde. İçeride spor yapmazdım. Dış mekanda doğru yönergeleri takip ederek spor yaparsak güvenli bir şekilde çalışabileceğimizi düşünüyorum. Eski normali özlüyorum. Yeni normale uyum sağlamaya çalışıyorum. Kapalı spor salonuna gitmeyi özledim. Normal zamanlarda insanlar için küçük bir şey ifade edebilir ama büyük bir mesele. Spor eğitmeni Murat Kabil, Los Angeles'ta giderek popülerleşen bu yeni garaj jim akımının spor salonları limitli kapasiteyle açılmış olsa bile devam edeceği görüşünde. Rağbetin azalacağını düşünmüyorum çünkü Los Angeles'ta özellikle çok fazla bildiğiniz gibi spor salonu var. Birçoğu da kapandı tabii. Bu %10 limitli sistem bence zincir ve büyük metrekaresi olan spor salonları için faydalı olacaktır. Küçük 10 kişilik, 15 kişilik, 20 kişilik grup dersi yapan da binlerce belki de 10 binlerce salon var. Onların %10'unu düşünürsek eğer 2 ya da 3 kişi olacağı için maalesef maliyetleri karşılamayacağından küçük salonlar ya kapalı kalmaya devam edecekler ya da outdoor alanları varsa outdoor alanlarında yapmaya devam edecekler. Pandemi süresinde sosyal ve ticari hayatın yavaşlaması, belli hizmetlere ulaşılamıyor olması ruhsal sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre pandemi sürecinde fiziksel sağlık kadar ruhsal sağlık için de hareket etmek önemli. Bence kesinlikle herkes spor yapabilir. Herkes spor yapmalı da. Her yaşta her insanın spor yapma mecburiyeti var. Çünkü hani bazen biz bu olaya fiziksel olarak bakıyoruz ama aslında olay sağlık. Sağlığımızı sağlam tutmak açısından hareket etmek çok önemli. Tabii ki dikkat etmemiz gereken hususlar var. Biz personal trainerlar ve grup trainerlar olarak bunlara çok dikkat ediyoruz. Kişinin background'u, kişinin sakatlıkları, kullandıkları ilaçlar, amaçları ve beslenmeleri ve yaşları göz önünde bulundurularak herkese en uygun, en iyi şekilde yapabileceği antrenmanlar tavsiye ediyoruz. Ve çok kolay, evlerinizde de olsanız, pandemi de olsa bu bir bahane değil. Benim nacizane tavsiyem, insanlar tabii ki hareket etmeleri çok güzel ama kendilerine çok da dikkat etmeleri gerekiyor. Sporu sağlıklı olabilmek adına yaparken sağlığımızdan da olmamamız gerekiyor. Bu hususa çok dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Böyle uzun süren ve tüm hayatımızı etkileyen bir dönemin sonrasında her şeyin bir anda kaldığı yerden aynı şekilde başlaması pek mümkün görünmüyor. Uzmanlara göre pandemi döneminde profesyonel hayatta ilerlemek, yeni iş modellerine açık olmak ve istikrarlı olabilmekten geçiyor. Çıdam Yücel, Amerika'nın Sesi, Los Angeles. Amerika'da bir fabrika 2020 yılının başlarında sadece özel tasarım maya üretiyordu. Ancak koronavirüs pandemisi her şeyi değiştirdi. Tasarımcı Carla Colletto da birçok kişi gibi değişikliklere ayak uydurarak ayakta kalmayı başaran işverenlerden biri. Virginia eyaletinin Viyana kentindeki bu fabrika 2020 yılının Nisan ayından bu yana özel tasarım mayo yerine yüz maskesi ve medikal kıyafet üretiyor. Bunun nedeni koronavirüsü pandemisinin başlamasından sonra tasarımcı Carla Colletto'nun satışlarının %75 oranında düşmesi. Çalışmaya devam edebilmek için farklı bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Yüzme kıyafet üretimini durdurmak zorunda kaldık. O dönemde hastanelerde sağlık çalışanları için koruyucu ekipman ihtiyacının çok yüksek olduğunu gördük. Şirket mayo yerine yeniden kullanılabilir yüz maskeleri üretmeye başlamış.
Bu maskelerin bazıları antibakteriyel özellik taşıyan bakır nano parçacıkları da üretiyor. Üstelik bu maskeler 30 yıkamaya kadar dayanıklılığını koruyor. Maske yapımı sürecinin mayo yapım sürecine çok benzediğini fark ettik. Kullanılan malzeme ve teknikler birbirine çok benziyor. Carla Coletto firması şu ana kadar 22 binden fazla bakır içerikli maske ve 15 binin üzerinde medikal kıyafet üretti. Bakır içerikli maskeler suya dayanıklı olduğundan 30 yıkamaya kadar antibakteriyel özelliğini koruyor. Pandemi sürecinde dikkat etmemiz gereken çok şey oldu. Örneğin sosyal mesafeyi koruyabilmek için makinelerin yerlerini değiştirmek zorunda kaldık. Hastalıkları kontrol ve önleme merkezlerinin bütün uyarılarını da dikkate aldık. Carla Coletto pandemi sürecinde hem işini sürdürebilmiş hem de başkalarına yardımcı olmuş. Coletto şu an bir dizi kurum ve vakıfla ortak çalışıyor. Maske satışlarımızın bir bölümünü insanlık için moda kızları grubuna bağışlıyoruz. Bir taraftan da medikal kıyafet projemiz de devam ediyor. Kâr amacı gütmeyen sivil toplum örgütü Fukushima'da 2011 yılındaki büyük depremin ardından kurulmuş. Kurumun misyonu acil hizmet ve insani yardım için bağış toplamak. Ancak kurum koronavirüsü pandemisi sürecinde tüm projelerinde sağlık çalışanlarına yardım etmeye odaklanmış. Carla Coletto fabrikasına destek olabilmek için bağış topladık. Ve daha sonra da bize bağışlanan medikal kıyafetleri bu malzemelere en fazla ihtiyaç duyulan hastane ve tıp merkezlerine bağışladık. Carla Coletto fabrikasının insani yardım misyonuna ihtiyaç duyulduğu sürece çalışmaya devam edeceğini söylüyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. VOA Türkçe ekibinin derlediği haberlerle geride bıraktığımız haftaya damga vuran gelişmeleri getirdik ekranlarınıza. Haftaya yepyeni bir programda karşınızda olmak üzere. İyi hafta sonları, hoşça kalın.